Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Nachsilben bei Nomen. Evet, Nomen isimler demek arkadaşlar. Nachsilben de ekler, yani isimlerin sonlarındaki ekler. Bildiğiniz üzere Almanca'da artikeller ne oluyordu arkadaşlar? Hep bu isimlerin sonlarındaki eklere göre die ya da das şeklinde ne oluyordu? Sınıflandırılmış oluyordu. Şimdi burada bunu ayrıntılı şekilde inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle der artikeline bakalım arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız biz bunu mavi ile işaretlemiştik, öyle değil mi? Die de ne yapmıştık? Kırmızıyla kodlamıştık, öyle değil mi? Das da yeşille kodluydu. Bu zaten uluslararası renk kodları. Çoğu öğrenci diyor ki işte bunun isim hakkını niye almıyorsunuz, telifini alın diye. Ama bu tamamen benim değil. Bu uluslararası bir renk kodudur arkadaşlar. Demek ki bu şekilde ne oluyormuş? Kodlanmış oluyormuş artikeller. Artı ne vardı arkadaşlar çoğullarda? Die artikelindeki renk kodumuz bu da sarıydı. Şimdi öncelikle bir der artikeline bakalım arkadaşlar. Almanca'da eğer ismin sonunda, yani isim er'le bitiyorsa, er takısı varsa bu ne oluyormuş? Der olarak kodlanmış oluyor, öyle değil mi? Yani bu isme ben ne yapıyorum? Demek ki der artikelini getirmiş oluyorum. Dolayısıyla der Komiker komedyen demek arkadaşlar. Demek ki er'le oluyorsa, ne oluyormuş, sonlanıyorsa derle mutlaka bir arada kullanılması gerekiyor. Tabii şunu da hatırlatmakta artık bilemiyorum, fayda var mı? Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Almanca'da arkadaşlar artikel mutlaka ama mutlaka kullanılması gerekiyor. Çünkü biz artikeli kullanmazsak doğru yapmayız. Mutlaka ilgili artikelle beraber kullanmamız şart. Devam edelim. Buraya baktığımızda arkadaşlar burada da isim gene er'le sonlanmış. Der Musiker, değil mi? Ne demek oluyor? Müzisyen. Dolayısıyla er'le tamamlandığı için, sonlandığı için der Musiker ile, yani der artikeli ile birlikte kullanılıyormuş. Ben devam ediyorum. Ist'le sonlanan isimlere baktığımızda der Realist. Evet, bakın burada der Realist. Realist neydi arkadaşlar? Gerçekçi, değil mi? Gerçekçi olan kişilere demek ki der Realist denilmiş oluyor. Dolayısıyla ist ne oluyormuş arkadaşlar? Der artikelini almış oluyor. Tıpkı buraya baktığımızda der Idealist. Türkçemizde de, güzel Türkçemizde de bu var, öyle değil mi? Der Idealist, yani gerçekçi denildiğinde, hatta idealist gerçekçi anlamına geliyor. Dolayısıyla der Idealist demiş oluyoruz. Sonu, yani ya da takısı or ile bitiyorsa ne oluyormuş arkadaşlar? Bu da gene der artikeli kapsamında inceleniyormuş. Der Direktor, değil mi? Direktör deriz güzel Türkçe'de, müdür deriz, yönetici deriz. Dolayısıyla bu neymiş? Der Direktor, demek ki derle birlikte incelenmesi gerekiyormuş. Buraya baktığımızda der Ventilator, evet güzel Türkçemizde de ne diyoruz biz buna? Ventilatör diyoruz, öyle değil mi? Bu da gene orla bittiği için der Ventilator şeklinde yorumlanıyor. Mutlaka der artikelini alması gerekiyormuş. Dilerseniz die'ye bakalım. Evet, die'ye baktığımızda bakın burada bir yıldız koymuşuz. Neden? Çünkü burada maalesef bir ne var? Bir farklı bir kullanımı da olabiliyor. Şimdi die'ye baktığımızda die ehe arkadaşlar sonu e ile bitmiş. Die ehe evlilik demek arkadaşlar. Die ehe. Evet, die Liebe, bakın lieben neydi? Aşk demekti. Dolayısıyla aşk derken bu da gene ne oluyormuş? Die şeklinde, die Liebe şeklinde yorumlanıyormuş. Ancak burada yıldız konulmasının sebebi şu. Buraya bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Bakın burada ne görüyoruz? Der Name, der Junge, der Käse diyoruz. Öyle değil mi? Bunlar şimdi tabii B2, C1 seviyesindeyiz. Dolayısıyla
bu zamana kadar sürekli gördük ve belki de hiç sorgulamadık ama tam da bu noktada bu dersimizde sorguluyoruz nasıl olduğuna dair. Bakın der Name adı üstünde isim demekti. Mutlaka der artikeliyle incelenmesi gerekiyor. Başka bir artikel kesinlikle yanlış olurdu. Mutlaka der Name demem gerekiyor. Tıpkı erkek çocuğu derken der Junge dememdeki gibi, öyle değil mi? Der Junge diyoruz. Başka bir artikel asla söz konusu değil. Tıpkı buraya da baktığımızda bunu da yiyecekler konusunda görmüştük, öyle değil mi? Der Käse neydi bu arkadaşlar? Der Käse, bu da peynir demekti. Bakın bunların tamamı e ile sonlanmış ancak artikeli neymiş? Der artikeliymiş. En doğrusu arkadaşlar, Almanca'da bunu artikeller konusunda da söylemiştim. Burada da söylemekte fayda var. Yeni bir isimle karşılaştığımızda mutlaka ilgili artikeliyle almamız en doğrusu olacak. Çünkü burada o kadar çok yıldız var ki Almanca'da. Yani bu aykırı olan durumlar söz konusu, düzensizlikler söz konusu. Benim size tavsiyem arkadaşlar, yeni bir kelimeyle karşılaştığımızda bu kelimeyi ilgili artikeliyle beraber bence hiç sorgulamadan öğrenmek en doğrusu olacak. Çünkü bu nokta ezber noktası. Bu nokta belki de birazcık da böyle renklerle daha bir bezeyip daha bir iyi bir şekilde algılayacağımız bir nokta olsa gerek. Buraya baktığımızda arkadaşlar kayıt, evet kayıt mutlaka ama mutlaka die artikeliyle yorumlanıyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar die Dankbarkeit, danken neydi arkadaşlar? Teşekkür etmek demekti. Dankbar, evet minnettar. Minnettarlık derken arkadaşlar bakın bunların tamamı isim. Dolayısıyla minnettarlık diyecek olursak die Dankbarkeit denilmiş oluyor. Buraya baktığımızda einsam teklik, yalnızlık anlamında kullanılacak olursa yalnızlık die Einsamkeit denilmiş oluyor. Demek ki einsam yalnız, tek başına, öyle değil mi? Yalnızlık, tek bir başındalık gibi yorumlandığında demek ki bu die Einsamkeit şeklinde bu artikelle beraber ne oluyormuş? Yorumlanıyormuş. Sonu ion ile bitiyorsa bu da mutlaka hangi artikeli alıyormuş? Die artikelini alıyormuş. Tıpkı die Emotion. Evet, die Emotion. Bakın burada sanki tıpkı bir Z varmış gibi davranıyorum. Die Emotion. Burada çoğunlukla öğrencilerde yanlış yazım olabiliyor arkadaşlar. Ama bu mutlaka T ile T on şeklinde yazılması gerekiyor. Ama bunun fonetik olarak, değil mi, telaffuzu neymiş? Die Emotion imiş. Buraya baktığımızda die Diskussion. Die Diskussion, bunu da daha önceden görmüştük. Neydi? Tartışma demekti, öyle değil mi? Die Diskussion. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Schaft, evet. Schaft. Bakıyoruz. Die Bekanntschaft. Bekannt, bilindik, tanıdık. Bilindiklik, tanışıklık diyecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Die Bekanntschaft. Die Bekanntschaft demek ki tanışıklık gibi yorumlanabiliyor. Freund, bunu zaten biliyoruz değil mi? Arkadaşlık diyecek olursak demek ki ne diyecekmişiz? Die Freundschaft. Demek ki die Freundschaft neymiş? Arkadaşlık demekmiş. Demek ki Schaft da ne oluyormuş arkadaşlar? Die artikelini almış oluyormuş. Das'a bakalım. Evet, Das'ta da gene bir yıldız var. Nis, evet. Das Erlebnis. Bu arkadaşlar, bu bir yaşantı anlamına gelmiş oluyor. Das Erlebnis demek ki yaşantı demekmiş. Bakın ne oluyor demek ki? Nis, das alabiliyor. Başka bir artikel de alabilecek. Ancak buraya bakalım. Das Bedürfnis. Evet. Das Bedürfnis de arkadaşlar bedaftan geliyor. İhtiyaç demek. Yani isim haliyle ben ihtiyaç diyecek olursam ne yapmış oluyorum? Das Bedürfnis demiş oluyorum. Yani bu da isim haliyle ihtiyaç demek. Ancak burada arkadaşlar gene bir yıldız var. Yani bu başka bir artikel şeklinde de yorumlanabiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Die Erlaubnis.
Erlauben neydi arkadaşlar? Erlauben, müsaade etmek, izin vermek anlamında. Dolayısıyla die Erlaubnis, izin, müsaade anlamında kullanılıyormuş. Die Kenntnis, die Kenntnis de arkadaşlar bilgi. Yani bir şey biliyor olmaktan geçiyor. Yani bilinen ya da bilgi anlamında die Kenntnis. Söz gelimi bilgisayarı biliyor olmaktan ya da bilgisayar bilgisi ne dair, yani bilgisayar dair her bir şeyleri biliyor olma bilgisi için computer kenntnis denebilir. Dolayısıyla die Erlaubnis, die Kenntnis, bunlar die artikeliyle yorumlanıyor. Bu asla das Erlaubnis şeklinde olamaz arkadaşlar. Mutlaka az önce söylemiş olduğum gibi ilgili artikelle ne yapmam gerekiyor? Bunları kullanmam gerekiyor. Der Komiker, der Komiker, der Musiker, der Musiker, der Realist, der Realist, der Idealist, der Idealist, der Direktor, der Direktor, der Ventilator, der Ventilator, die Ehe, die Ehe, die Liebe, die Liebe, die Dankbarkeit, die Dankbarkeit, die Einsamkeit, die Einsamkeit, die Emotion, die Emotion, die Diskussion, die Diskussion, die Bekanntschaft, die Bekanntschaft, die Freundschaft, die Freundschaft, das Erlebnis, das Erlebnis, das Bedürfnis, das Bedürfnis, die Erlaubnis, die Erlaubnis, die Kenntnis, die Kenntnis, der Name, der Name, der Junge, der Junge, der Käse, der Käse. Bu öğrenmiş olduğumuz nomen konusunda arkadaşlar bu sefer de anlamlarıyla, sözlük anlamlarıyla eşleştirelim. Evet, anlam Almanca'da arkadaşlar die Definition demek. Bunu da anlamlar diyecek olursak die Definitionen demiş oluyoruz. İsimler de neydi arkadaşlar? Die Nomen, değil mi? İsimler demekti. Dilerseniz anlamlara bir bakalım. Onun ardından hangi isimle eşleşir diye onu bir bulmaya çalışalım. Öncelikle bununla bir başlayalım arkadaşlar. Ne demiş? Ein Gerät, das Wind erzeugt. Evet, das Gerät neydi arkadaşlar? Cihaz demekti, öyle değil mi? Bir cihaz, bakın burada relatiflik var. Relatif durumu görmüştük, değil mi? Ne diyor? Ein Gerät, das Wind erzeugt. Evet, bir cihaz ne yapıyormuş arkadaşlar? Hava, evet, rüzgar, hava oluşturan bir cihaz diyor. Öyle değil mi? Evet, bunu birazdan eşleştiriyor olacağız. Anlamlarla devam ediyoruz. Demek ki erzeugen arkadaşlar, oluşturmak, yeniden oluşturmak anlamına geliyor erzeugen. Buraya baktığımızda das Gefühl, his, duygu demek arkadaşlar. Niemanden zu haben. Niemand neydi? Hiç kimse. Bir duygu. Hiç kimsenin olmayı, ne diyebiliriz Türkçe'de? Hiç kimsenin olmadığı bir duygu. Yani neydi bu? Hiç kimselik gibi ne olabilir bu? Yalnızlık, öyle değil mi? Birazdan bunu yalnızlıkla bir araya getireceğiz. Sonrakine bakalım arkadaşlar, ne diyor? Der Meinungstausch zwischen Personen. Meinung neydi arkadaşlar? Fikir. Tausch, değiş tokuş demekti. Dolayısıyla fikir değiş tokuşu diyebiliriz ya da fikirler, fikirlerin tartışılması denilebilir. Zwischen Personen, insanlar arasında. Evet, acaba bu hangisi olacak? Birazdan bakacağız buna. Buraya bakalım. Jemand, der alles
positive sieht. Evet, kimse ya da birisi der alles positiv sieht, her şeyi pozitif gören kimse. Artık hangisi, birazdan bakacağız. Buraya bakıyoruz. Das Gefühl, dass man etwas braucht. Braucht neydi arkadaşlar? İhtiyaç olmak, değil mi? İhtiyacın olması. Bir duygu, ki bu duygu neymiş? Bir şeylere ihtiyacının olduğu duygu. Acaba hangisi? Onu da birazdan görüyor olacağız. Eine möglichst lange Verbindung zwischen zwei Partnern. Möglichst lange, olabildiğince uzun. Verbindung, bağlantı demek arkadaşlar. Zwischen zwei Partnern, evet, iki partner, öyle değil mi? İki ortak arasında mümkün olan, mümkün mertebe uzun bağlantı, değil mi? Die Verbindung, bağlantı demekti. Partner, bunu da görmüştük. Bu da neydi arkadaşlar? Ortak, partner, öyle değil mi? Buraya baktığımızda eine Person, die viele Witze macht. Evet. Bir kişi, ki bu kişi ne yapıyormuş? Witze, neydi arkadaşlar Witze? Espri demekti, değil mi? Çok espri yapan kimse demek. Buraya bakıyoruz. Eine enge Beziehung zu einer anderen Person. Eine enge Beziehung neydi arkadaşlar? Sıkı bir ilişki, değil mi? Eng neydi? Dar demekti. Ancak güzel Türkçemizde dar ilişki demeyizdi. Ne deriz? Sıkı bir ilişki deriz, öyle değil mi? Dolayısıyla eine enge Beziehung zu einer anderen Person. Evet. Bir başka insana olan ne? Sıkı bir ilişki. Buraya bakıyoruz. Jemand, der die Dinge sieht, wie sie sind. Herhangi birisi ya da kimse, der die Dinge sieht, şeyleri, olayları, nesneleri öyle bir görüyor ki, wie sie sind, olduğu kadar. Yani hiç müdahale etmiyor. Gayet ne yapmış oluyor o durumu? Pek söylemek istemiyorum. Birazdan çıkartacağız çünkü. Olduğunca o şekilde kabul ediyor. O kişi artık kim? Onu birazdan sizlerde bulacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Sonrakine bakalım. Eine Person, die Musik macht. Evet, bu da çok bariz bir şekilde kişi, değil mi? Öyle birisi ki bu ne yapıyormuş? Müzik yapıyormuş. Evet. Şöyle bir definitionen, evet, bir gösterelim, bir bakın bakalım. Şimdi de die Nomen'e bir bakalım arkadaşlar. Die Nomen, az önce de söyledik ama gene üstünden geçmekte fayda var. Der Komiker, değil mi? Der Komiker, komedyen, komik, esprili insan diyebiliriz. Der Realist, evet, Türkçe'de de artık bu var ama gerçekçi, güzel Türkçemizde, değil mi? Birebir gerçekçi diyebiliriz. Realist diyenler de var, değil mi? Bazı kitaplarda, kaynaklarda böyle de geçiyor. Der Ventilator, evet, Türkiye'nin yakından bildiği bir cihaz. Neydi bu? Ventilatör demek. Der Optimist, evet, güzel Türkçemizde bu şekilde de geliyor ama Der Optimist için ne diyebiliriz arkadaşlar? Pozitif bakan, değil mi? Olumlu bakan kişiler içinde kullanılabilir. Die Einsamkeit, einsam, az önce de söylemiştik. Neydi? Yalnızlık hissi, değil mi? Yalnız olma hadisesi, durumu için kullanılabilir. Der Realist, evet, real, gerçekçi diyecek olursak Der Realist demiş oluyoruz. Der Musiker, der Musiker, bu da zaten bariz bir şekilde müzisyen demekti. Die Ehe, die Ehe, bu da neydi arkadaşlar? Die Ehe, evlilik demekti. Die Diskussion, die Diskussion, bu da neydi? Tartışma demekti. Das Bedürfnis, bu da ihtiyaç olma durumu demekti. Öyle değil mi arkadaşlar? Das Bedürfnis. Arkadaşlar, fark ettiyseniz ben yanlışlıkla iki defa aynı kelimeyi yazmışım. Bu tabii o kadar titizlikle, hatta öyle bir videomuz da var. O kadar titizlikle yönetmenimiz de üstünden geçiyor. O fark etti şimdi. İki defa de realist yazmışım. Birisinden birisini silelim. Bunlardan birisi arkadaşlar, şöyle silelim. Die Freundschaft. Evet. Die Freundschaft arkadaşlar. Bu da neydi die Freundschaft arkadaşlar?
arkadaşlık demekti. Şimdi arkadaşlar ben size birazcık vakit tanımak istiyorum. Dilerseniz bunları bir inceleyelim. Acaba hangisi hangisiyle eşleşiyor olabilir diye. Ancak ondan önce dilerseniz bir üstünden bir okuyalım, bir geçelim. Zaten o arada da belki ne yapmış olacaksınız? O ilgili isimleri bulmuş olabilirsiniz. Ein Gerät, das Wind erzeugt. Das Gefühl, niemanden zu haben. Der Meinungstausch zwischen Personen. Jemand, der alles positiv sieht. Das Gefühl, dass man etwas braucht. Eine möglichst lange Verbindung zwischen zwei Partnern. Eine Person, die viele Witze macht. Eine enge Beziehung zu einer anderen Person. Jemand, der die Dinge sieht, wie sie sind. Eine Person, die Musik macht. Der Komiker. Der Realist. Der Ventilator. Der Optimist. Die Einsamkeit. Die Freundschaft. Der Musiker. Die Ehe. Die Diskussion, das Bedürfnis. Şimdi arkadaşlar, die Definition, yani anlamlar, die Nomen, bu da neydi? İsimlerle birleştireceğiz. Şimdi karışık bir şekilde verilmiş arkadaşlar. Öncelikle birle başlayalım. Ne diyor bize? Ein Gerät, das Wind erzeugt. Rüzgar oluşturan cihaz. Evet, bu ne olacak arkadaşlar? Bariz bir şekilde. A'dan başlıyoruz. Der Komiker değil. Der Realist değil. C. Der Ventilator. Ne dersiniz arkadaşlar? Bir ne olacak? Nummer 1. Der Ventilator. Yazıyoruz. C. Der Ventilator. Nummer 2. Das Gefühl, niemanden zu haben. Duygu. Nasıl bir duygu arkadaşlar? Hiç kimsenin olmadığı duygusu anlamına gelen. Niemanden zu haben. Hangisi olabilir acaba? Ventilator ile devam ediyoruz. Der Optimist değil. E'ye bakıyoruz. Die Einsamkeit. Ne dersiniz arkadaşlar? Die Einsamkeit. Yani yalnızlık duygusu için Nummer 2 diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Dolayısıyla biz buraya ne diyeceğiz? Die Einsamkeit, das Gefühl, niemanden zu haben. Nummer 3, der Meinungstausch zwischen Personen. Evet, fikirlerin, değil mi, konuşulduğu, insanlar, değil mi, kişiler arasında konuşulduğu, ne olabilir acaba bu diye bakıyoruz. Einsamkeit'ten sonra ne varmış? Die Freundschaft, arkadaşlık. Der Musiker, müzisyen. Die Ehe, neydi arkadaşlar? Evlilik demekti. Die Diskussion, ne dersiniz arkadaşlar? Die Diskussion neydi? Tartışma demekti. Dolayısıyla ne olabilir bu arkadaşlar? Nummer 3. Der Meinungstausch zwischen Personen. Dolayısıyla die Diskussion. Evet, bunu ne yapacağız? Buraya getirmiş olacağız. Nummer 4 ne diyor bize? Jemand, der alles positiv sieht. Her şeyi pozitif gören kişi. Acaba hangisi olabilir? Bakıyoruz. Der Komiker değil. Evet. Der Realist mi acaba diye bakıyoruz. Realist neydi? Gerçekçi demekti. Der Ventilator'u attık. Evet. Der Optimist, ne dersiniz arkadaşlar? Optimist neydi? Gerçekçi. Düzeltiyorum. Pozitif gören kişi. Öyle değil mi? Yani iyimser deriz tabii ki. Öyle değil mi? İyimser. Der Optimist. Dolayısıyla ne olacak bu? D. Bunu buraya getirmiş olacağız. Jemand, der alles positiv sieht. İyimser kişi demekmiş. Beşli devam ediyoruz. Das Gefühl, dass man etwas braucht. Bir şeye ihtiyaç duyma duygusu. Bir şeye ihtiyaç duyuyorsak acaba bu hangisi olabilir? Tekrar yukarıdan başlıyoruz. Evet, der Realist değil. Ventilator, Optimist, die Einsamkeit, die Freundschaft, der Musiker değil. Bunların hiçbiri değil. Die Ehe değil. Die Diskussion değil. Ve en sonunda ne var arkadaşlar? Das Bedürfnis. Yani ihtiyaç. Öyle değil mi? İhtiyaç duyma
Dolayısıyla bunu yat, bunu buraya getirmiş oluyoruz. Devam ediyoruz numara 6. Eine möglichst lange Verbindung zwischen zwei Partnern. Evet, ne diyor arkadaşlar? Mümkün mertebe uzun bir ilişki iki partner arasında diyor. Evet, bu acaba hangisi olabilir? Evet, bu birazcık çeldirici şekilde, değil mi? Bir açıklama. Ne olabilir diye bakıyoruz. Ben açıkçası burada die Ehe ve die Freundschaft arasında kaldım. F und H. Evet, bunun ikisinin arasında kaldım. Dilerseniz 7 ile devam edelim. Ondan sonra burada zaten bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır neyin olduğu. Devam edelim. Eine Person, die viele Witze macht. Çok espri yapan kişi. Evet, bu çok bariz bir şekilde. Komik. Komedyen diyecek olursak ne olacak arkadaşlar bu? A, der Komiker olacak, öyle değil mi? Evet. Buraya geldik. Eine enge Beziehung zu einer anderen Person. Evet, bir başka kişiye olan sıkı ilişki diyor. Evet, 6 ve 8 arasında kalmıştık. Burada ne diyor arkadaşlar? Bir kişiye olan sıkı ilişki. Evet, sıkı ilişki ne olabilir arkadaşlar? Arkadaşlarımızla olan sıkı ilişki kastediliyor burada arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlık diyecek olursak bu ne olacak? Arkadaşlık. Tabii ki die Freundschaft, öyle değil mi? F die Freundschaft olacak. Dolayısıyla tekrar iki üste gidiyoruz arkadaşlar. Eine möglichst lange Verbindung zwischen zwei Partnern. Evet, ne diyor arkadaşlar? Mümkün mertebe uzun ilişki iki partner arasında, değil mi? İki partner, dolayısıyla sıkı ilişki. Ne olacak bu arkadaşlar? Evlilik olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla evlilik hangisiydi? Bakıyoruz. Evlilik. H, D, E, H. Öyle değil mi? Dolayısıyla buraya bir H diyelim. Evlilik. Öyle değil mi? İki kişilik ortaklıktır, öyle değil mi? Çok kutsal bir kurum olan die Ehe. Sonrakine bakıyoruz. Nummer 9. Jemand, der die Dinge sieht, wie sie sind. Evet. Kişi neyi görüyor? Olayları, nesneleri, şeyleri nasıl görüyor? Olduğu gibi. Olağan şekilde görüyor. Müdahil olmuyor, değil mi? Düzeltmeye çalışmıyor ya da bir şey yapmıyor. Bunun için ne diyebiliriz acaba? Gerçekçi deriz. Gerçekçi neydi? Bakıyoruz. Yukarıdan başladığımızda der Komiker değil, B kaldı sanki. Ne dersiniz arkadaşlar? Der Realist, öyle değil mi? Gerçekçi denildiğinde. Dolayısıyla bu ne olacak? B, der Realist diyeceğiz. Ve sonuncusu çok kolay. Gayet kolay bir şekilde yapacağınız bir çalışma, bir anlam. Neymiş bu? Eine Person, die Musik macht. Kişi, değil mi? Öyle birisi ki ne yapıyor bu kişi? Müzik yapıyor. Dolayısıyla bu ne olacak? Bariz bir şekilde der Musiker demiş olacağım. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde nachselben bei Nomen konusunu ayrıntılı şekilde gördük. Öncelikle ne yaptık arkadaşlar? Artikelleriyle inceledik. Farklı durumları görmüş olduk. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Anlamları ve bu isimleri bir araya getirmeyi gördük. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve bu zil butonunu tıklamayı unutmayalım ki sonraki derslerimizi takip edebilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.